Merhaba çok değerli futbol severler. Ben Selim Demirer. Bugün yine bir sağdan maçın hikayesi videosuyla beraberiz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenirsiniz, beğen butonuna basmayı unutmamanızı tavsiye ediyorum size. Bunun için de teşekkür ediyorum. Bugün yine Ali Beyköy'de izlemiştik. Ali Beyköy Spor Altındağ Belediyespor'u konuk edecek. 3. lig 2. grup 9. hafta maçında oynanacak maç. Bugün başta birçok video ve fotoğraf çekeceğim. Fotoğrafların da linkini videonun alt tarafında bırakacağım. Oradan bütün fotoğraflara da ulaşmış olabilirsiniz bu arada. Bu arada bazı bilgiler vereyim. Size Ali Beyköy Spor'la ilgili, ev sahibi takımla ilgili bazı bilgiler vereyim. Durumlu Mavi'de ekip hafta içi oynadığı Kırşehir Belediyespor maçında 86. dakikada 7 golle 2-1 kaybetti. Takımın başına 4. haftada gelen Önder Deniz Kolgu yönetiminde İlk defa kaybetmiş oldu Ali Beyköy Spor. Ondan önceki hafta da pazar günü yine burada oynamıştı ve Esenler Erokspor'la bir berabere kalmıştı. Şöyle notlarıma baktığımda Ali Beyköy Spor önünde 8 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı ve şu anda 7 puana sahip. Bu 8 maçta 7 gol atıp 9 gol yedi ve -2 averajı sahip. Turuncu mahallelerde öne çıkan oyuncu an itibariyle Meta Mimar olarak gözüküyor. Mimaroğlu oynadığı maçlarda 4 gol atarak takımın yükünü çekti. Diğer goller de Mert Somay, Mustafa Cevret ve Bünyamin Balat'tan geldi. Konuk ekip Ankara temsilcisi Altındağ Belediyespor'a bir göz atarsak orada da Mavi Beyazlar son 2 maçta kazandığını görüyoruz. Önce deplasmanda Karşıyaka'yı 1-0 yendiler. Geçtiğimiz hafta içi de Çarşamba günü Kemerspor 2003 takımını 3-1 mağlup ettiler. 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı Mehmet Akbulut'un talebeleri ve 10 puan topladı. Oyunda 8 maçta 9 gol atan Mavi Beyazlar 11 gol yediler ve -2 averajı sahipler. Takımda dikkat çeken oyunculara bakarsak Burhanettin Çakır Fırat'ta 4 golle ön plana çıkıyor. Berkay Çakır ve Bülent Kalecikli de ikişer gol atarak takımın skor yüküne destek verdiler. Bugün güzel bir hava var diyebiliriz. Yaklaşık 17 santigrat derece. Yağmur yok. Hava futbol oynayanlar açısından gayet iyi diyebiliriz. Umarız güzel bir maç olur. Evet, bu arada takımların ilk 11'lerini verelim size. Ev sahibi Ali Beyköy Spor'da kalede Erhan Kırcı var. Metan Mimeroğlu, Bünyamin Balat, Hasan Üstübücü, Kerim Deler, Emre Güney, Aras, Suat Mede, Şahin Ali Terzi, Mücahit Çakır, İsmail Hakkı Doğan, Mustafa Cevret ilk 11'de oynayacak. Yedeklerde Hamdi Yılmaz, Veysel Gökçen, Taşkın Gökçe, Selim Gödebil, Salih Tunar, Eren Toksoy var. Ali Beyköy Spor'da sakatlıkları süren bazı oyuncular var. Bildiğiniz gibi Muammer Erdoğdu ameliyat olmuştu ligin 3. haftasında. Ondan sonrasında Sefa Çağlar sakatlık yaşadı. Sefa Çağlar'dan sonra Ufuk Arslan da bir sakatlık yaşadı. Dolayısıyla Ali Beyköy Spor'da sakat futbolcuların çokluğu can sıkıyor diyebiliriz. Hatta şu anda baktığımızda da yedek oyuncularda bir kişi eksik olarak kulübede oturacaklar. Önder Deniz Kolgun'un takımında. Ankara temsilcisi Altındağ Belediyespor'a gelince Mehmet Akbulut'un talebeleri 11'i şöyle: Mustafa Gürbüz kalede, Oktay Kancı, Emrah Sürücü, Burhanettin Çakır Efe, Bülent Kalecikli, Berkay Çakır, İsmail Sevindi, Barış Bozdilki, Melih Şencan, Barış Bozal, Hüseyin Korkmaz ilk 11 ile sahada olacaklar. Yedeklerde ise Hasan Göksu, Salih Yurt, Furkan Dal, Ercan Güler'i, Yalçın Eycan Kaya, Efe Berker, Özcan Tugay Yıldırım olacak. Tekrar hatırlatayım, birçok fotoğraf çekeceğim. Fotoğrafların linkini de aşağı bölümde bırakacağım. Dakika 19 oldu. Ali Beyköy'de 0-0 eşitlik devam ediyor. Ali Beyköy Spor sağ kanattan korner kullanacak. Bünyamin Balat kullanacak. Ceza sahası kalabalık, orta geldi. Metehan kafayı vurdu, üstten out. Metehan kafayı vurabildi ama üstten out'a gitti top. Şöyle kısaca 19 dakikayı değerlendirmek gerekirse Ali Beyköy Spor'da 4 önemli eksik olduğunu görüyoruz. Muammer Erdoğdu'yu biliyorsunuz 3. hafta ameliyat olmuştu. O eksik. Onun dışında Mert Somay, Safa Çağlar ve Ufuk Arslan'la sakat. Yağız Han'ın da bir sakatlığı var anladığım kadarıyla. Kadroda göremedim çünkü. Dolayısıyla 4-5 tane sakatla oynuyor Ali Beyköy Spor. İsmail Akkudan ilk başına çıktı bu sezon. Mesela sağ bekte. Dolayısıyla Ali Beyköy Spor bugün biraz daha oyunu geride kabul ediyor gibi gözüküyor şu an itibariyle. Altındağ Belediyespor da ilk dakikadan itibaren baskı kurmaya gayret ediyor. Şu an için Altındağ Belediyespor biraz daha
önde gibi gözüküyor oyun olarak. Ama tabii Ali Bekir Spor sahasında 3 yıldır yaklaşık yenilmiyor. Bugün de bu geleneği sürdürmeyi düşünüyor. Taraftar yine şöyle bir gözü atalım taraftara da. Yine stadı doldurdu diyebiliriz. Ufak boşluklar var. Müsabaka dakika 20 oldu. Ali Bekir Spor da yine tabii gol atmak için çaba gösteriyor. Sağ kanattan ataklar yapmaya gayret ediyor. Bu arada Altınlar Belediyespor herhalde 7-8 tane korner atışı kullandı. Yanlış hatırlamıyorsun 20 dakika içerisinde. Yani oldukça baskılı atak oynamaya çalışıyorlar. 20 dakikayı bu şekilde değerlendirebiliriz. Bundan sonra neler olacak hep beraber göreceğiz. Bu arada bu hatayı da bir izleyelim. Bünyamin Mustafa'ya verdi. Mustafa Metehan'a gönderdi. Defans uzaklaştırdı. Evet, dakika 21 oldu. Ali Bekir Spor 0. Altınlar Belediyespor 0. Ali Bekir'de dakika 45 oldu. 30. dakikanın sonunda kornerden gelen top direkt gol oldu ve konuk ekip Altındağ Belediyespor 1-0 öne geçti. Bülent Kalecikli korneri kullandı. Ön direkte birisi dokundu mu tam göremedim. Ama öne geçti Altındağ ekibi. Şimdi serbest vuruştan gol oldu. Yine Bülent Kalecikli. 45. dakikada Bülent değil pardon bu sefer golü atan oyuncu. Notlarıma bakacağım. 45. dakikada Burhanettin Çakır Efe, formda futbolcusu Altınlar Belediyespor'un takımını 2-0 öne geçirdi 45. dakikada. Dakika 45+1 oldu. Az önce Burhanettin Çakır Efe'nin golüyle 2-0 öne geçti konuk ekibi Altınlar Belediyespor. Şimdi ilk devrenin uzatmaları oynanıyor. Topun başında Şahin Ali ve Metehan var. Serbest vuruş kullanacak sol köşeden tam ceza çizgisinin birleştiği yerden. Şahin Ali direkt kaleye vurdu Mustafa'nın kontrolünde. Top out'a çıktı. Az sonra ilk devre sona erecek. Ve ilk devre sona erdi bir hakem birliğiyle. İlk devre Ali Bekir Spor'da Ali Beyköy'de Ali Bekir Spor 0, Altınlar Belediyespor 2. Ali Bekir dakika 51 konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Yine böyle bir serbest vuruşta ilk devrenin sonunda 45. dakikada gol olmuştu. Şimdi tekrar bu sefer yerden vurdular. Avuta gitti top. Dakika 51 Ali Bekir Spor 0, Altınlar Belediyespor 2. İkinci devre Ali Bekir Spor oyuncu değişikliğiyle başladı. Önder Deniz Kolgu orta sahadan Şahin Ali Terzi'yi çıkardı. Eren Toksoy'u forvette oyuna aldı. Bakalım bu nasıl bir değişiklik olacak Ali Bekir Spor adına. Dakika 51 oldu. Ali Bekir Spor bugün eksiklerden dolayı büyük sıkıntı yaşadı demiştik zaten. Yani tabi az oyuncuların ilk 11 diye tabir edilen oyuncuların olmaması büyük sıkıntı oluşturdu diyebiliriz turuncu mavillere. Altınlar Belediyespor sol kanattan gelirken Mustafa Cevrit'in müdahalesiyle yerde kaldı. Yine tehlikeli diyebileceğimiz bir yerden Altınlar Belediyespor bir serbest vuruş kullanacak. Hüseyin Korkmaz topun başına geçti. Rezer sahasında 3 oyuncu var. Rezer sahasına geldi. İsmail Akkuduğan kafayla uzaklaştırdı. Kaptan Bülent'e geldi. Sol kanada atarken İsmail Akkuduğan araya girdi. Ali Bekir Spor çıkmaya çalışıyor. Mustafa Cevret aldı topu. Topla ilerliyor Mustafa. Sol kanatta Emre Güney Aras'a verdi topu. Dakikada
52 oldu bu arada. Ali Bekir Stadında Ali Bekir Spor 0, altında Belediyespor 2. Dakika 60 oldu. Metehan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Mustafa son anda dokunup korner'e çeldi. Şimdi Bünyamin topun başına geçiyor. Bir korner atışı için. 2-0 üstünlüğü devam ediyor konuk ekip altında Belediyespor'un. Goller Bülent ve Burhanettin'den geldi. Bünyamin ortayı yaptı. Kaleci Mustafa topu aldı. Evet, bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Ali Bekir Spor sahasında Ankara temsilcisi altında Belediyespor'u konuk etmişti. Konuk ekip bugün buradan 3-1 galibiyetle ayrıldı. Goller Bülent, Burhanettin ve Berkay'dan geldi. 3-0 öne geçti. Konuk ekip, ev sahibi ekipte golcü futbolcu Metehan Mimaroğlu 87. dakikada Ali Bekir Spor'un tek golünü attı. Böylelikle Ali Bekir Spor yaklaşık 3 yıldır sahasında ilk defa kaybetmiş oldu. Bu şeref de altında Belediyespor'un olmuş oldu. Bugün de yayınımız sona erdi. Bundan sonra başka bir sahada maçın hikayesi videosunda görüşmek üzere. Maçla ilgili çektiğim bütün fotoğrafları aşağı tarafta bir link vereceğim. Oradan fotoğraflara ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmaktan çekinmeyin. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.